Başla. Merhaba arkadaşlar, Kızıltaş TV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda gördüğünüz üzere Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Hakan var. Selamünaleyküm. Başlayalım, taktık vitesi abi. Çıkalım yolumuza. Osnabrück'e gidiyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? Stockholm civarlarında bir yerlerdeyiz. Arkadaşlar bu sefer çok değişik bir araba kullanıyoruz. Renault Premium. Evet arkadaşlar, biraz tarihimize dönelim biraz, dedik. Türk işine benzer bir modifiye yapmaya çalıştık. Aynen. Yani tek renk, gördüğünüz gibi kırmızı. Benimki de beyaz. Aynen, aslında önüne şu şeyi koymasaydık tam Türk işi olacaktı da, çünkü Türkler fazla öne böyle şey koymuyor. Hatta neredeyse hiç koymuyorlar kanki. Aynen. Sadece tamponun oraya sis farları var ya. Oraya hella falan koyarlarsa koyarlar. Aynen. Arkadaşlar biz bunda normal dorsiyeyi zar zor çekiyoruz yani. O büyük torseleri falan biraz nah çekeriz. Yeni gelen güncelleme de zaten oynayan arkadaşlar bilir. Avrupa'ya uygun olup olmadığını gösteren şeyler var. Bu çok aynen uygun değil yani. Skyline, ne bileyim, Mercedes gibi falan değil. Aynen öyle. Yani uygunluğu var da ben zannetmiyorum kolay çekebileceğini. Öbürleri bile tıkanıyor yani orada. Hele en uygunu Mercedes gösteriyor, Mercedes bile tıkanıyor yokuşta. Yok, şu an biz şurada tıkandı mesela benim aracım. Benimki tıkanmıyor kanki. De. O ağırlıkta şey olur. Kaç ton taşıyorsun? 18'di yanlış hatırlamıyorsam. Ben de 16 taşıyorum. İşin aynen 18. Taze balık taşıyorum. Ben ne taşıyordum? Mobilya. Hava yağmurlu, saat olmuş gece. Kanka bu arada sen numarana baksana bir kaç. Kaç? Bir, ana. Benimki de 11. Dayı sen daha devir alır mısın? Almazsın, ver altıyı. Bu aralar türkülere saldım ben de. Aa. Evet. Allah. Oğlum türkü derken. Ne yapıyorsun lan? Yeşilden sonra şey yok abi, devir göstergesi 20-25-30 tane renklendirmemiş ya. Kafam karışıyor sürekli. Kanki 20-25 göremedim ben daha. Sadece ilk viteslerde, sonradan yok o. Doğru. Takimle bari 6'ya. Ben koptum gidiyorum ama. Bak 6'da böyle güven verici bir vites var ama devir de artmıyor. Hani böyle sabit. Ama ani manevra yap, savruluyor. Kesinlikle ondan düşme. Zaten Renault en böyle taklacı tırlardan bir tanesi yani. Dokunsan taklalar atıyor. Oğlum Renault'un Flash diye bir arabası var. Lakabı taklacı Flash. İşler için uygun araba. Tabii ki. Ben 120 ile gidiyorum. Tamamdır. Aa yokuş aşağı bas baba. Bak şurada hızlandım. Aha aha. Kanki dikkatli ol, dalıp gitme yoksa gidersin yani cidden. Alıp götürür yol seni. Hı hı.
Yol değil, tır götürüyor. Lan ne yapıyorsun? Lan. Zeter'de de yok zaten. Var mı yok? Varmış. Varmış vallahi varmış. Kullanmadım. Ne oldu lan bana? Kanka niye böyle bir şey yaptın şimdi yol noktasında? Kanka iki tekerin arasında bariyer olduğunu söyleyeyim. Biliyorum. Kanka niye böyle bir şey yaptın şimdi çok merak ettim işte. La kontrolü kaybettim böyle oldu işte ben ne yapayım? Güzelmiş. Kanka buradan çıkamazsın ki. Nefiyeden tır geliyor. Belki kurtarırım. Oğlum nasıl kurtaracaksın? İki teker arasında bariyer var görmüyor musun? Kanka bak bariyeri görebiliyor musun aradaki? Görüyorum görüyorum biliyorum olduğunu. O zaman nasıl çıkacağım burada? Şurada bariyer bitse falan oraya kadar sürükleyeceğim de o da yok. Ay. Bak öyle öyle yapabilirsin kanka. Ha bak şey yap kanka. Gelişmiş dorsiye bağlantısı çıktı değil mi sende şu anda? Aynen bak. Biraz uzaktan dorsiye almaya çalış abi. Tam dibine dur, kadar. Dur bir dakika. Dorsiye biraz uzaktan al. Dorsiye sana otomatik gelir. Gelişmiş dorsiyeyi kapat. Nerede o? O yok zaten bağlantı. O zaman kanka dibine kadar girmeden T'ye basabiliyor musun? Evet. Kanka şimdi şu anda falan bas. Dur. Çok çok giriyorsun abi. Birazcık da. Yorumsuz abi şu an izliyorum da. Nereye gideceksin abi? Linköping çok yakın abi. Koş gel hemen. Yol sonunda bekliyorum seni. Dur. Ne güzel. Aslında oluyordu var ya. Dibine girmiş olsaydım devrilmeyecektim. O da ben de iyi hasar yiyecektim. Kanka bak Linköping'den çık abi yukarı doğru şey sola doğru. Yolu takip et. Orada buluşuruz. Hop kavşak. Sen oraya mı geliyorsun? Ben oraya geliyorum ben. Geldim bile neredeyse. Edward bu. Aynen aynen sen çık oradan. Buluşacağız işte orada. Niye bu kadar yavaş gidiyor ya? Bunun hızını kim kapattı?
sıfır kamerasının hızını nasıl ayarlayacak? Neyse. Kanki. G. Evet. Altire fly speed. Speed yani. Altire'yi buraya nasıl koyuyoruz ki? Shift tire işareti. Kanka artı koyuyor. Bir solundaki yap. Yok lan kanka, olmuyor. Ha oldu, tamam ya. oldu. Shift tire, şey, alttan tire. Fly speed. Asya. Evet. Böyle 5000 falan yapsak ne olacak acaba? Kanki uçarsın. Oğlum çok hızlı oldu, neyse. Ben sonra ayarlarım. Kardeşim yavaş yavaş gidiyorum ya. Geliyorsun mu? Geliyorum, gelin. Tamam. Bas baba. Lan oğlum yapma şunu. Hakan durumun ciddiyetinin farkına var kanka şimdi bak. O kadar yolumuz var daha. Daha 1071 kilometre yolumuz var. Anam dur. Valla geliyor üzerim. İyi ki soldan gidiyorum. Daha da sola yanaştım. Hatalı sollama olması için gidiş geliş olması gerekiyor ve sol sinyal yapmamam gerekiyor. Kanka normal yolda şerit değiştirmiş. Sol sinyalin yanlış işte. Kanka işte sol sinyal yanık durması şart değil iki gidişli yolda. Şart. Değil kanka, normal şerit değiştirmiş. Ya şart. Kanka normal şerit değiştirme. Ya yani mesela şuradan şu şeride geçtim. Oğlum ben babama sordum. Kanka neyse, sollama yaparken işte. Şart. Şerit değiştirirsen şart değil. Şerit değiştirdim sen. Sollamadım belki. İki defa şerit değiştirdim abi. Dur, bir sola geçtim, bir sağa geçtim. Kanka bu arada ben iyi bastım abi. Arada tırı basıyor. Kaç değil? 121. 125 daha çok. Oğlum yağmur damlasını tır zannettim ya. Kanki selektör yapınca seni doğru seni görebiliyorum. Güzel. Senin 1012 kilometre abi bitmez ki bu yolda. Bu video 2 part olabilir bu arada, bunu şimdiden söylemesin. Büyük ihtimal 2 part olacak. 500 gidelim de. Bir son 500 kala büyük ihtimal bırakırız. 130'dan yukarı çıkmıyor. 132 oldum. Çok mutluyum. 136, 140. Tamam bak, bu hızı kaptırdım ya, hiç durmam abi. 137, 138 diyor. İnşallah şey falan olmaz, kavşak falan olmaz. Biraz basarız. Arkadaşlar bu arada son ETS 2 videolarında benim kavşaklarda öyle kasap gibi girmemin sebebi Doruk. Evet, fazla yavaşlıyorum ama yavaşlamam gerekiyor. Doğru olan yapıyorum. Doruk çok aşırı yavaşlıyor. Ben de acayip hızlı geliyorum. Ne yapayım, yüzde mi geçeyim kavşaktan biçerek yani? Evet.
O yüzden öyle ters yerde falan girmiyorum. Yoksa alta dönüyoruz bu arada galiba. Evet, var ya kanka, devrildi devrilecek, öyle bitir yani. Anam 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 anam. Devrilmedim. Ama iki tane bariyer arasına sıkıştım. Biraz önceki gibi değil merak etme. Tamam, gelirsiniz. Çıktım. Hani yolda yakalarsın. Devrilme, devrilme. Kanki devir yeşil ortalarındayken vın 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 diye ses geliyor arabadan. Bakarım kanka, daha önce yaşadım da. Biraz geç at, şey erken at vitesi, öyle ses geliyor. Arabanın motoru yoruluyor. Dur bir dakika. Mesela. Altı da işe yaramıyor. Bak ben 5'e attım mesela, şimdi gene işe yaradı. Ha aynen. Yapıyor böyle. Evet evet kanka, hissediliyor bu. Şekli. Şey. Seni göremedim. Yetişirsin kanka. Aramızda sadece 400 metre var. Bu arada arkadaşlar, bende gerçekçi yakıt tüketimim var. Yakıt azalıyor gittikçe. Daha çok var. Kaç kilometre Doruk? Valla bunu okuyabilir miyim bilmiyorum ama bayağı bir görmesi zor bir şey. Benim 339 1497 kilometre. Ha yok lan, o değilmiş, dur. Değil evet evet kanka. 360 1400 kilometre. 366 kilometre. Zaten 366 kilometre sonra videoyu durdurmuş oluruz. Aynen 366, şöyle hesapla, 900 çıkar 600, aynen. O civarlarda part 2'ye geçeriz. Yani geçemeyiz. Yani hallederiz işte. Öderiz videoyu orada. Kanka bak, senin benzinin bitince, yani son böyle... Oğlum sen yavaşladın mı? Ne yaptın? Yok. Ben sana yetişiyorum. Yetişirsin. Niye yetişemezsin? Ay anam anam anam. Anam anam. Yine ne oldu? Yine ne oldu? Taklacı. Taklacıdır abi. Kanki aramızdaki mesafeye bakayım derken az da... Takla. Su içeyim derken öleceğim şimdi. Dur ben de içeyim, saat kaç? Daha 12. Kanka 12 mi? Hmm. Ben 3-12 geçiyor. He 3-12. Oğlum ben de diyorum ne 12'si. 3-13 geçiyor bende. Daha ne zaman, gerçi yarın oruç tutmayacağım ama daha var. Ben tutuyorum. Bu arada biraz önce benim o hataları yapmamın sebebi sahur yapmamdı arkadaşlar. Adam sahur yaptığı için. Yolda giderken sahur yapıyordum. Yani yarın, o kadar o yüzden. Yani yarın benim bir başka bir durumdan dolayı oruç tutamayacağım, o yüzden sahur yaptım. Ana, bariyere giriyordum, kolumla şey yapayım dedim, kontrol edeyim dedim direksiyon. Oğlum sen de abi. Daha doğrusu omzumla. Yiyeyim yiyeyim derken tamamen kontrolü saptırdım. Yemem bitti zaten. Şu an manyaklıklar belli. Bas aslanım ben. Pardon arkadaşlar. Bu arada dur. Söyle Hakan. Kanki birazdan tabdan çıkacaksın. 600 metre var aramızda. Yaktım selektörü. Selektör mü? Yok selektör değil, retarderi.
taktım biri retarderi. Beşinci vitesi aldım her an kazanmak üzere. Retarder var mı şunda? Var. Bak 90'la gidiyorum, daha da yavaşlama. Vites yok. Bu vites yok diye o çırpınışını duydum. Aha. Gördün mü, geliyor mu? Tamam, öküz gibi, öküz gibi hızla yaklaş. Bak bak, bunlarla geliyorum. Aha, sağa dönecekmiş lan. Allah, doğru. Gir 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 gir. Arkamdan gir. Bak çek. Ben niye girdim onu anlamadım, bana hiçbir şey olmadı. Yalnız bir şey diyeceğim, bana hiçbir şey olmadı. Vallahi mi? Aynen. Abi müzik açtım lan, bir dakika. Lan dur. Benim %38 hasar. Tamam, hiç çok acil değil. Okunuyor kanka bu arada, son lokta yaptık ağzına. Ben yedim zaten, suyumu da içtim, tamam. Benim de öyle balış için karnım acık lan. Dön hocam, dön. Ya oyunun yaptığı şeye bakar mısın? Dümdüz gelsek yine aynı yol. Allah'ım yarabbim ya. Burada bizi açacaktır ya oyun. Hayır, ne işin vardı beni sağa sokuyorsun? Kanka yalnız orada var ya, ben sana yer açayım diye önüme bakmadım. Aynaya bakıyordum. Bir anda bir baktım lan. Bariyer. Bariyer. Bariyer böyle selamünaleyküm. Ben de sana çarpmamak için şeye yaptım. Zaten devrilmeye müsaittim. Gitti. Ama devrilmedim. Yani orada iyi girdim ama şey böyle kıvrıla kıvrıla gördüm. Kıvrıldım zaten. Aynen. Turtle gibisin. Bu arada suyun kapağını kapatırken... Ne mi lan? Hayır hayır, bir şey olmadı da. Önümde bir vaka olacak birazdan diye korkuyorum. Parmağımı kapağın arasına Allah sıkıştırdı. Evet, türünü sen örneklerinden. Ya hocam, niye sola doğru atıyorsun direksiyonu? Yok, şu an omzumla kontrol ediyorum. Abi omzunla mı? Ne diyorsun oğlum? Ya ayağınla etsene, hani aynı anlarım omzunla. Daha doğrusu şey, pazalar var ya. Oraya da. Harbi nasıl bir direksiyon kullanıcım var, çok merak ettim şu an. Ya oğlum, sağ taraflara pazaların iç tarafını getirdim. Böyle döndürüyorum işte. Oğlum ben öyle kullanamıyorum şu an. Allah, anam kullanıyorum. Ben de öyle kullanıyorum. Lan dönüyor. Oğlum dönüyor. Dirseklerimi bacaklarıma koydum. Lan oğlum gidiyor duvara. Zaten çok az döndürüyorum kanki ben de. Aman diyeyim birazdan. Çakılma. Ana ana. La oğlum, önümü göremiyorum, motor arızası verdi. O Allah Allah Allah. Allah önümde, Allah. Önümde korku filmi oluyor. Oğlum öyle bir devir düştüm ki harbiden önümde bildiğin korku filmi yaşar. Ama çok yakın geçtim lan tabi. Yine görmedim, bak önüme bakamıyorum gecenin şu saatte. Sen ne yapıyorsun? Oğlum manyak mısın? Manyak mısın lan? Tamam, devam et. Oğlum sahur sana yaramadı. Adam haline bak. Yarın yemek yemeyeceğim diye çıldırdı herhalde. Hakan, sağa dönce diyecektim, tamam. Fark edebildim. Biliyordum zaten, bilerek öne girdim. Helal.
Tabii ki de kanka, bunların hepsi taktik. Bir soru. Bak sana aç veriyorum kanki. Sana aç veriyorum. Aset dolu olsaydı kimdi içimden vıt tıt 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 diye giderdi. Oğlum bu adamın böyle okuduğu şey, ezanı okuduğunu duyunca aklıma köydeki o imam geldi. İmam. Bir tane imam vardı kanki köyde, tamam mı? Evet. Sanki tövbe aşağı. Hani biri, yani muhtar sanki böyle çekmiş silah, adamın kafasına dayamış da sonra ezan okutuyor. Bu kadar isteksiz, bu kadar hızlı. Allah'a bir ezan görmedim ben. Vallahi bak, hem isteksiz hem şey makamsız. Makamı da anam. Bak. Göbekte bana diyor. bana diyor şey diye. Yavaş yavaş oluyor. O yüzden şey kasap gibi giriyorum diye. Bak yavaş olmayınca neler oluyor. Bu Renault olmuyor hocam. Ah, ben de nasibimi aldım sen. Hafif sürttük kanka, oradan kaptır gel abi. Ben karşıya geçeyim de karşıda neler var ona bakayım. Ta Trelleborg, Trelleborg nere? Hemen burası, şurada karşı. Hemen buramız. Ha şura. Aynen. Bismillah. Bekle, lan geliyorum ben de. Oğlum vites atamadım. Lan nereye giriyorum ben? İyi ki vites. Polis'e mi gittin? İyi ki vites atamıyormuşum. Dur buraya gel de kanki tamir et sen de. Hasarım var. Bak ya, %8'den bir şey olmaz, devam. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum karşı şeyde. Kanki şurada benzinlik var, gidip benzin alayım mı? Al. Zaten buraya kilometreye bakacağım ben. Kanki 500 kilometre. Yani 661. Şuradan bir 100 çıksa. 200 kilometre de şey ya. Bak, şuradan bir 100 kilometre çıksa şimdi. Deniz yolu de. Tamam, 666. 500'e gelince bırakmış. 500 olacak büyük ihtimalle zaten. Yok, sen 666. 666. İşte şeyden indikten sonra gemiden. İşte 666 gemiden inince. Gemiden inmeden 666. La gemiden indim ben şu anda, 666. Bir düzgün anla şunu ya. Allah Allah. Resimlerle ben söylüyorum, Allah Allah. Oğlum ben de 661. Mantık, o mantık ne kanka o zaman? Trelleborg'dayım. Kanka dur. Güncelledi haritayı. 486 yaptı. Ya dedim çıkınca. Mi? Kanka şeyden çıkınca göstermiyormuş. Hani haritayı güncellemesi gerekiyor herhalde. Şimdi 486 kilometre var. O zaman kanka biz arada da merak ediyoruz. Yanıma geldi. Orada bekliyorum. Geliyorum. Gemiye bineceğim. Biraz. Buradan şey yaparız kanka. Şuraya bir yere park edelim biz. Hı-hı. Limana park edeyim ben hatta. Sen park edin, dur ben geliyorum. Lan Hakan, sana çarptım ya. Ya bir itme, itmesene oğlum. Lan itme. Abi istop etti araba yani, o kadar acınası duruma düşürdün ya. Bir anda giderken kütürt diye bir şey oturdu. Ne oldu diyorum. Hop çok kıvırdık kafayı. Amacım şuraya park etmekti de başıma gelmeyen kalmadı. Tamam, ben şuraya koyuyorum. Burada bize park yeri varmış. Tamam oraya koyayım. Oğlum tam diyorum böyle hani efsane sokacağım içeriye aracı falan. Bir baktım kütürt diye bir ses geldi. Tamam. Soktum. Hafifte geri geleyim. Tamam. Evet. Şimdi baştan farlar 1, dörtlüler 2,
Hayır, el freni tamam. Motoru da kapa. Bitti. Hatta dinlen. Zaten bir şey değişmeyecek. Evet kanka, bu geceyi burada geçireceğiz. Düşünüyorsun. Kanki arabayı viteste bırak bu arada. Vitese soktum, tamam. Dinleniyorum. Kanka evet, bitiriyoruz. Arkadaşlar part 2'den, yani diğer kısımdan görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdi. Görüşürüz.